Sizi davet etme sebebimiz, dün adına ulusal basın denen şarlatan grubun yapmış olduğu yalan yanlış haberleri bir de biz meclis grubu olarak kınamak için burada toplandık. Herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum. Haberin altlığını araştırmadan paylaşan arkadaşlar veya haber yaptığını zannedenler, anladığı dil neyse aynı dilden hepsine biz belediye meclis üyesi olarak topyekün cevap vereceğiz. Hangi dilden anlıyorsa, bölgemizde gazetecilik yapan arkadaşlara da buradan bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen araştırmadan sosyal medyaya abuk subuk haberleri paylaşmayın. Paylaşırsanız bunun altında kalırsınız. Biz bugünlerde ülkenin içinden geçtiği badireli dönemde esas FETÖ'cüleri dışarıda istediği serbestlikle dolaştıranlar hepimize bu yakıştırmayı yapmak gibi bir dert içindeler. Kendilerine bakacaklar. AKP kendi içindeki FETÖ'cülerden kurtulamadığından dolayı ortadaki herkese FETÖ terör örgütü mensubu muamelesi yapıyor. Bundan biz ciddi şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Hiçbir arkadaşımızın bugüne kadar da bundan sonra da adı ne olursa olsun terörle terör örgütüyle yan yana olma ihtimali yok. Belediye başkanımıza yapılan çirkin bu ithamı belediye meclisi olarak kınıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum geldiğiniz için. Şimdi 2014 yerel seçimlerini biliyorsunuz. Biz ondan önce yine Ekrem Başkan'ın ilçe başkanlığı döneminde bütün kadro gece gündüz çalışarak her saniyesinde alın teri olan bir çalışma yaptık biz. O alın terinin yansıması da 17 bin civarında farkla AKP'nin elinden belediye alındı. İstanbul'da ve büyük kentlerde alınan tek belediye burası. Çok doğaldır ki AKP'liler çalışarak çabalayarak bizim önümüze geçme ihtimalleri olmadığını biliyorlar. Ne yapacaklar? Devletin olanaklarıyla, devletin imkanlarıyla, bir de yandaş basın dedikleri işte dün sabah gazetesinden bir kadın gazeteci midir necidir belli olmayan bir şey. Onun yaptığı tuhaf bir açıklama. Ondan sonra geri vites yapıyorlar. Hepsi özür dileyecek. Bununla ilgili kim yalan yanlış haber yaptıysa yargıya gideceğiz. Hepsi özür dileyecek. Yani ben mesela sizin hepinizi tanıyorum. Yerel basın mensubusunuz. Ben size gelmeden önce arkadaşlarıma da söyledim. Dedim ki sosyal medyada ne olur bir şey paylaşmadan önce içine bakın. Yani çok güzel bir başlık olabilir. Hoşunuza gidebilir. Bastınız geri dönüşü yok bunun. Biri fotoğrafladı. İstersen sil. Bir kere sen onu beğenmiş paylaşmış oluyorsun. Bütün arkadaşlarıma aynı uyarıyı yaptım. Yine burada örgütten gelen kent konseyi başkanımız var. Muhtarlarımız var. Herkese söylüyorum. Çünkü sosyal medya affetmeyen bir tarafı var. Pardon deme şansın yok. Arayacaksak terör örgütüyle birlikte hareket eden arayacaksak AKP'nin bütün mensuplarında arayabilirsiniz bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir terör örgütüyle ilgili ne bugüne kadar ne bundan sonra hiçbir arkadaşımızın, hele belediye başkanımızın böyle bir şeyle bağdaştırılması tamamen namus, şeref ilkelerine de aykırı. Kim yaparsa yapsın. En büyük namussuzluğu yapmıştır o yazıyı yazanlar. Cevabı var. Bölgemizle ilgili, ülkemizle ilgili her şeyin cevabı var. Temenni ediyoruz. Ülke bir an önce bu badireleri atlatsın. 15 Temmuz'dan sonra ekonomik, sosyal, siyasi çöküntü içindeyiz. İnşallah düzelir. Düzelmesi için genel başkanımızın dediği gibi her türlü sorumluluğa hazır bir partinin mensubuyuz. Ama samimi olacaklar. Ruh katacaklar, tuz ruhu değil. Ruh katarlarsa, ülkeden yana doğru şeyler yapmak için tavır alırlarsa bizim bütün partimizin bütün mensupları, bütün seçilmişlerimiz, herkes bu ülke için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Hiçbir çıkar gözetmeksizin. Memleket meseleleri bizim için en önemli, en değerli, en kıymetli meselelerdir. Hiçbirini de siyasi malzeme olarak kullanmayız. Kimse de kullanmasın. Şov yapmak için çağırmadık sizi. Sadece ne düşündüğümüzü bu konuyla ilgili yereldeki basın mensubu arkadaşlara birinci ağızdan paylaşmak için çağırdım. Ekrem İmamoğlu